Tam Hüseyin askeri üssünde Türkiye'nin ilk kentsel atık su arıtma tesisini üssün askeri havaalanının dizel elektrik enerji santralinin son yolculuğuna uğurlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine İhtiyaroğlu hanımefendinin konuşmaları, yine merhumun eşi Nilgün hanımefendi, Nilgün Vidinli hanımefendinin konuşmaları. Değerli büyüğümüzün çok kıymetli yakınları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Evet, bugün acımız büyük. Yaşadığı süre içerisine başarılı bir iş adamı olmayı, iş hayatında başarılar sergilemeyi başarmış, iyi bir aile babası olmayı becermiş ve bunları yaparken de hiçbir zaman hayırsever tarafını da eksik etmemiş, her zaman hayırsever tarafını da öne çıkaran değerli büyüğümüz, Sayın merhum Arif Vidinli büyüğümüze, değerli ünyeli iş adamımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor. Yakınlarına, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Çok değerli büyüğümüz, kıymetli hayırseverimiz Arif İsmet Vidinli'ye yüce Rabbimden rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm ünyelilere başsağlığı diliyorum. Kendisi ilçemizde okullar ve kurumlar yaptırmanın yanında yüzlerce insana yardımda bulunmuştur. Sizlere Peygamber Efendimizin insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır hadisini hatırlatarak değerli hayırseverimizin Ünye'nin eğitimine sunduğu binalarla ilgili bilgileri vermek istiyorum. Şu anda önünde bulunduğumuz binamızın yapımına kıymetli hayırseverimiz Arif İsmet Vidin'in annesi merhum Mürevvet Vidinli adına Halk Eğitim Merkezi ek hizmet binası olarak kullanılmak üzere 2010 yılında başlanmıştır. Yeni yapılan ek binamız 2011 yılında kurumumuz bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Yine Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde 2012-2013 eğitim öğretim yılında hayırsever iş adamımız Sayın Arif İsmet Vidinli tarafından merhum babası Sayın Mehmet Necati Vidinli adına elektrik, elektronik teknolojisi ve bilişim teknolojileri binası. Yine 2013-2014 eğitim öğretim yılında da metal teknolojileri alanı binası yapılarak okulumuz bünyesine kazandırılmıştır. Değerli büyüğümüz Arif İsmet Vidinli, herkese örnek, başarılı, yardımsever ve daha sayamadığımız birçok güzel özelliği şahsiyetinde bulunduran, hayırla yad edilmeyi hak etmiş değerli bir insandır. Yapıyoruz. Hepimiz duyguluyuz. Ben eşi olarak bazı özel şeyler söylemek istiyorum. 16 yaşında Avrupa'ya ayak bastığı zaman, Napoli'ye gittiği zaman, babasının söylediği ona nasihatleri bana seneler sonra anlattı. Ben dedi buraya vatanıma, milletime faydalı olmak için bir Türk genci olarak geldim. Elimden gelen her şeyi en iyi şekilde yapacağım. Ve bütün öğrendiğim bilgileri, her şeyi vatanıma getireceğim. Orada faydalı bir insan olacağım. Ve bütün bunları seneler sonra gerçekleştirdi. Türkiye'ye döndü. Biraz evvel anlatıldı. Güzel işler kurdu. Bütün amacı gençlere yol açmaktı. Onlara her zaman bir babalık yaptı. Gerek iş yerinde, gerek etrafındaki herkese bir babaydı her şeyden önce. Onun bir prensibi vardı. Bu prensipleri şuydu: çok çalışmak ve okumak, istikrarlı olmak ve tutumlu olmak. Bunlar onun başarısının prensipleriydi. Ben kuzen olarak onu her zaman anacağız, her zaman seveceğiz. O her zaman yanımızda olacak. Sizlerle paylaşmak istediğimiz bu okulu hep beraber yaptık. Arif abim bambaşka bir insandı. Ailemizin direğiydi. Herkesin gönlünde taht kurmuştur. Bir ünye aşıklısı.
Atatürkçüydü. Apartmanlar filan değil, kütüphaneler, camiler hepsini yaptı. Onu sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Merhum Arif Hikmet'i dinleye mekanın cennet olmasını biliyoruz. Bulacaktır. Şimdi